Merhaba arkadaşlar. Bugün Discover, neydi bu? Discover 150S motoru hakkında biraz bilgi alacağız. Hamit yeni kullanıcı, yeni yeni trafiğe çıkıyor ve ufak tefek eğitimler alarak bir kısmında kendi öğrenerek. Kendi abisinin 250'lik motorunu öğrenerek trafiğe çıkmış ve kullanmaya başlamış. Motor hakkında ne düşünüyorsun? İlk önce onu sorayım. Yani motor hoşuna gitti mi? İlk başta Discover şöyle bir şey diyebilirim. Araştırmalara girmiştim. Hani herhangi bir tecrübem yoktu. Motor kullanmada da olsun, markalarda da olsun. İşte internetlerden, kullanıcılardan çeşitli bilgileri alarak buna karar verdim. Nedeni de 150'lik olması, başlangıç olması. Ayrıca bir testi istediğim için bu şekilde bir tercih yaptım. Evet. Vitesi kullanmayı seviyorum. Nedeni de o. Başlangıç evet. Motor olarak aldım. Şöyle 1-2 sene kullandıktan sonra üst seviye motorlarla almayı düşünüyorum. Peki ne diyorlardı şeyde? Hani Discover hakkında? Discover Hint malı olduğunu biliyorum. Güzel bir marka. Dünyada böyle zaten 2015 model S'ler yeni çıkıyor. Biraz ondan dikkatimi çekti. Genelde, çok tavsiye eden var mıydı? Çok tavsiye eden çok bilinmiyor aslında ama hani diğer markalarla karşılaştırdığımda, özelliklerini karşılaştırdığımda iyi bir motor olduğunu bilerek tanıdım. Ne kadar aldın peki? Ben bunu piyasa fiyatı şu anda 4660 o civarında. 4600'e aldım. Peki günde ne kadar, kaç kilometre yapıyorsun? Ya ben günde iş dolayısıyla çok kilometre yapamadım. Şimdi mesela evden çıktım 400 kilometreydi. Bir buraya gelene kadar işte gezdim 4-12 birkaç saatte gezerim. Ona göre işte 20-30 kilometre kadar gezip. Günlük 20-30 kilometre civarında. Minimum evet. Minimum ne kadar yapıyorsun? Peki yani hani viteslerin de gidişinde bize anlatabileceğin başka şeyler var mı? Bunların vitesleri diğer motorlara göre biraz daha farklı. Hani klasik dediğimiz vites en altta oluyor diğer motorlarda. Bunlar da hepsi sırayla 1.45 yukarı çıkıyor. Tek farkı boşta en aşağıda. Boşta en aşağıda oluyor. Ha, tek farkı o. Evet. Aslında hani çok da büyük bir fark değil yani. Evet. Yani bilinçli kullanan bir motor için, motorcu için hani bunlar vites fark çok fark etmiyor. Sadece dikkat etmeye özen gösteriyorum. İstanbul trafiği çok kötü. Bilerek de özellikle kalabalık saatlerde trafiğe çıkıyorum. Çünkü kendimi geliştirmek istiyorum. Peki yakıt tüketimi nasıl? Hiç ben şöyle diyebilirim. Evet, ilk aldığımda motoru 30 liralık bir benzin aldım. En iyisini 95 oktav kursunsuz diye geçiyor herhalde. Onu aldığımda full donmuştu. Yaklaşık 180-190 kilometre bitti kullandıktan sonra. Ona göre. Ama şehir içi kullanımda gitti. Şehir içi evet. Şehir içi kullandım. Bir de çok hızlı gitmedim. Maksimum 60 kilometreyi geçmedim çünkü motorun yeni olduğu için boğmak istemedim. Evet. Tabii daha rodaj da. Rodaj da evet. Ya şöyle bir yaklaşık işte 1500 kilometre falan yavaş bir şekilde kullanacağız ondan evet. Sonra. Evet, çok güzel. Peki sarsıntı falan nasıl? Sarsıntı şöyle, sarsıntı 80 kilometreden sonra hafif bir başlıyor, öyle söyleyeyim. Ama yüksek, düşük hızlarda hiç çok az, çok az belli olmuyor ama 75-80'den sonra titremeler meydana geliyor. Evet. O da çok rahatsız edici bir şey değil. Evet, evet, evet. Zaten hani yarış motosikleti olmadığı için normal sektör beni rahatsız etmiyor. Evet. Çok sağ ol verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi sürüşler herkese.